Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz yeni bir video ile karşınızdayız. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle dün Galatasaray'ın gündemini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Tabii ki gündemini derken transfer gündeminden bahsediyorum. Bu kez Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ile karşınızdayım ve Fenerbahçe'de neler oluyor, neler gelişiyor, bunları size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle vurgulamamız gereken olay şu. Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un 2 yıllık başkanlık döneminde gelen oyuncular e, ya da giden oyuncular, e, genel olarak alınan sonuçlar pek tatmin edici bir görüntü sergilemedi. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi e, bu sene Fenerbahçe'nin fazla risk almaya ya da şöyle söyleyelim bir kez daha benzer hataları yapma lüksüne sahip olmadığını rahatlıkla vurgulayabiliriz. Artık inceleyip sık dokunması gerekiyor Fenerbahçe'nin ve doğru adımlar atması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde sportif direktörlük konusunda terena olsun Komolli olsun hamleleri çok gerçekçi ve çok doğru olmadı. Bu kez bizden biri futbolun içerisinden gelen bir yıldız oyuncu Emre Belezoğlu bu işe soyunuyor. Tabii o konuda da bazı şüpheler var. Oynamaya devam mı etmeli yoksa sportif direktör olarak futbol aklı olarak Sayın Ali Koç'a yardımcı mı olmalı konusunda kamuoyunda bir tartışma olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Açıkçası kendi düşüncemi sorarsanız orada da şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe onun oynadığı maçlarda sahaya daha fazla akıl koyuyor. O manada baktığımızda sanıyorum Fenerbahçe'nin Emre Belezoğlu'na sahada da ihtiyacı henüz var. Yaşına aldanmayalım. En azından belli maçlarda hamle oyuncusu olarak, belli maçlarda başlardan baş, oyunu baştan başlayarak oynayabileceği karşılaşmalar olacaktır. Ama sonuçta kendi tercihidir. Ee, kolay bir iş değil. 40 yaşında 5 gün antrenman yapmak, sonra da sahaya çıkıp oynamak ee, böyle sözle söylendiği kadar kolay bir iş değil. Ee, bu yaşa kadar yaptıkları için bile onu kutlamak lazım. Ee, sinirli olmasının işte e, agresif olmasının e, ayrı e, olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu konudaki e, disiplinini, profesyonel yaşantısını ayrı olarak bir yere koymak gerekiyor. Diğer tarafından çünkü o öfkesinden kendisi de şikayetçi ama bir türlü o şikayetini düzeltemiyor. Onu da söyleyelim. Şimdi onun e, önderliğinde ya da onun da direksiyonda olduğu bir transfer süreci yaşanıyor Fenerbahçe'de ki zaten sosyal medyada işte yazılı görsel medyaya da yansıyan bazı gelişmeleri hep beraber izliyoruz Evet şimdi bakalım Fenerbahçe'deki değişim süreci nasıl olacak onları sizlerin ekranınıza getirmeye çalışacağım. İsimleri teker teker vurgulamaya çalışacağım ve bu isimlerin hangisinin işlemlerinin bittiği, kesinleştiği, hangisinin işte kesinleşme noktasında ya da arayış içerisinde olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir kere şuradan başlamamız gerekiyor. Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin anlaştığını ben size yaklaşık 2 ay önce yine YouTube kanalımızı izleyenlere hatırlatmıştım. O günlerde de Erol Bulut'la bir röportaj yapmıştık YouTube kanalımızda pandemi sürecinde ve aynen şu cümleyi söylemişti. E, Sayın Ali Koç'un tarif ettiği e, teknik direktör tam da benim yaş olarak, e, kimlik olarak, performans olarak demişti. O gün zaten o açıklamasının ardından pek çok kişi dinlemişti. Erol Bulut'un artık Fenerbahçe ile anlaştığını söylemişti. Bugün gelinen noktada hala işte Fenerbahçe Erol Bulut'la anlaştı diyenler var. Evet tabi imza atılınca işin daha farklı bir noktaya geldiğini vurgulamak lazım. Erol Bulut Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Önce oradan başlayalım. Erol Bulut'tan başladık. Teknik direktör değişimi ya da olmayan hocanın yerine yeni bir hocanın gelmesinden bahsederek başlayalım. Şimdi... Peki kesin transferler kimler? Oraya bir göz atalım. Bir kere e, Mert Hakan'ı birinci sıraya yazmamız gerekiyor. E, hepimiz biliyoruz ki e, Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu. Ancak... E, Şöyle söyleyebiliriz Galatasaray edimlerini zamanında yerine getiremediği için elinden kaptırdı. Hatta bu noktada Fatih Hoca ile yönetim arasında da biraz problemler yaşandığını vurgulayabiliriz. Birinci transferi Mert Hakan. Mert Hakan orta saha oyuncusu. İşte 8 numara 10 numara gibi oynayabilir. Zaten onunla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İkinci önemli transfer... Ee, Novak transferi, ee, Trabzonspor'un sol bekini e, Fenerbahçe e, yak takibi almıştı. Şimdi imza aşamasına getirdi. Fiyatlar belli. Zaten bu konuda da bir videomuz olmuştu. Fiyatlar belli. E, yani Novak e, adım adım Fenerbahçe'ye geldi diyebiliriz. Tabii ki hep söylüyoruz imza kurulam kurumadan imzalar atılıp kurumadan herhangi bir şey e, net olarak söylenemiyor ama e, hepimiz biliyoruz ki Trabzonspor'la vedalaşıp Fenerbahçe'ye gelecek noktada e, onu söyleyebiliriz İkinci transferin Novak olduğunu vurgulayacağız e, üçüncü transfer e, Emre Belezoğlu'nun bizzat ilgilendiği Gökhan Gönül transferi Gökhan e, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Tabii ki burada da şunu söyleyeceğim. Şimdi Beşiktaş kulübü 500 bin euro civarında yıllık bir ücret teklif etti bir yıl oynaması için ve o noktada 500 bin euro, 1 milyon 600 bin euro civarında alan bir oyuncu için gerçekten komik bir ücret. Ama diyeceksiniz ki kulüplerin durumları çok parlak değil. Doğru. Ee, ama daha makul bir seviyeye getirmek lazımdı. Ee, nitekim ondan sonra Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'de bir yıl için 1 milyon euro civarında bir ücreti kendisine önerdi. Bu duyulduktan sonra Beşiktaş tekrar devreye girip ücreti 800 bin euro civarına çıkardı. Ama sanki e, gördüğümüz kadarıyla Gökhan Gönül e, Emre Belezoğlu'na söz verdi ve Fenerbahçe'ye dönüşü gerçekleşti. Şimdi bunun dışındaki oyunculara bakalım kimler var? bir sağ bek, bir sol bek ve bir orta saha oyuncusu Fenerbahçe için kesinleşmiş görünen oyuncular. Bunun dışında Brahim Darri, bir sol kanat oyuncusu, Karagümrük'te oynuyor. Kanat forvet gibi oynuyor ama 3 yıllık anlaşma imzalandı bir rivayete göre çünkü net elimizde bilgi olmadığı için söylüyorum 500 bin euro bir rivayete göre 1 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle geliyor deniyor ama ben 500 bin euro olduğunu duydum çünkü 1 milyon euro çok yüksek bir bedel Fas asıllı Hollandalı oyuncu Darri için Darri 3 yıllık sözleşme imzaladı şimdi şöyle tepkiler var yani Fenerbahçe Darri ile mi ayağa kalkacak diye doğrudur Fenerbahçe Darri ile ayağa kalkmayacak ama Dari'nin de çok özel yetenekleri olduğunu vurgulamam gerekiyor. Çok çok özel yetenekleri var. Kolay adam eksiltiyor. Ee, belki gol sayıları çok yüksek değil ama e, oyunda heyecanı yükseltecek tarzda bir oyuncu. Zaman zaman e, Fenerbahçe'ye katkısı olabilir ama genç oyuncuların hemen e, girip kadroya girip hemen oynayacağını düşünmek de çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Çok önceden duyurduğum bir transfer var. Hepinize teşekkür ediyorum ilgiyle izleyip benden gelince öğreniyorsunuz ya da öğrendiniz diyeyim. Sonrasında bütün basında yer aldı. Gölcük sporlu İsmail Yüksek transferi. O da bir 10 numara oyuncu bir orta saha oyuncusu ama 10 numaranın dışında da Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen özelliği olan bir oyuncu. Ve bir başka transferde Barış Sungur'du. Yine duyurduğumuz YouTube kanalımdan Barış Sungur'du. Barış Sungur'un yalnız şöyle bir özelliği var. 18 yaşında bir forvet oyuncusu. Buca Spor'da bir yıl daha gelişimi için bırakılacak. Bence doğru bir hamle. Çünkü bu kadronun içerisinde yer bulamazsa oyuncular kayboluyorlar genç yaşta. Onun için onun orada Buca'da bir yıl daha geçirmesinin son derece faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü daha henüz net oynamaya başlayan bir oyuncu değil. Şimdi gelelim işlemleri bitmek üzere olan ya da görüşme safhasının devam ettiği oyunculara. Fenerbahçe'nin Falet konusunda bir kararı var. Falletle ilgili Bild'de yayınlanan yani Almanya'da yayınlanan haberlere göre 1,5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Onu Fenerbahçe kullanmak istiyor. Ancak bunu kiraya da çevirebilir. Çünkü bonservis bedeli ödeme konusunda Fenerbahçe'nin sıkıntısı var. Sonrasında bir başka oyuncu Elia. Başakşehir'den ayrılacak. Fenerbahçe'ye yazılıyor ama açıkçası hani görüşme safhasında gündeme geldi. Ama ben Elya'nın kendi anlatımından yola çıkarak söylüyorum İtalya'da oynamak istiyorum ve Fiorentina'ya gitmek istiyorum dedi. Eğer oradan çok cazip bir kontrat bulamazsa belki Fenerbahçe için cazip hale gelebilir. Fenerbahçe'nin hemen hemen ligin ikinci yarısından bu yana istediği bir oyuncudan bahsedeceğim. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, orta saha olarak futbola başlayan ama sonrasında Stoper'e devşirildiğinde çok verimli bir performans gösteren oyuncu ancak orada şöyle bir sıkıntı var bir yıllık sözleşmesi var Alpaslan Öztürk kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama sözleşme edimlerinin neler olacağı konusunda kuşkular var çünkü Göztepe'de sonuçta önemli bir oyuncusunu bırakmak istemeyecektir ya da bırakırsa belli bir bedel isteyecektir. Keza aynı şekilde Fenerbahçe'nin temas kurduğu bir oyuncu vardı. O da o tarki Teşvili, Gürcü oyuncu. O da bir on numara e, ve e, yani çok da iyi bir e, orta saha oyuncusu. E, yalnız orada Sturmgras bir e, buçuk milyon eurodan aşağıya bırakmayacak gibi görünüyor. Dikkat ederseniz e, ikinci bölümde söylediğim oyuncuların e, bonservis bedelleri nedeniyle hep onlara kuşkulu bir yaklaşım sergiliyorum. Keza benzer bir şekilde Kasımpaşa'nın e, kanat forveti zaman zaman forvetle oynayan Mametiyam var. Mametiyam'ın da e, bir yıllık sözleşmesi var. Bu bir yıllık sözleşmeler aslında avantaj. Kalan bir yıllık sözleşmeler neden avantaj? Çünkü Ocaktan sonra oyuncu artık gitme noktasına geldiği için Fenerbahçe'nin onunla ilgili bir miktar para artı bir iki oyuncu yani işte Alper gibi belki ne bileyim Tolgay gibi bir iki oyuncuyu vermek suretiyle bu anlaşmayı yapma isteği var. Kasımpaşa'nın da bu tür durumlarda e, olaya sıcak baktığını net bir şekilde söyleyebiliriz yine e, Rus basının kaynaklı bir haberimiz var e, O da Fedor Sumolov e, transferi şimdi Fedor Sumolovun Aslında 2022'ye kadar sözleşmesi var yani sözleşmesi bitmiyor Ancak şunu söyleyebiliriz daha önce Selta e, Vigo'ya kiralık verilmişti aynı şekilde burada da Fenerbahçe'ye kiralık verilebilir düşüncesi hakim. Çünkü oyuncu Lokomotif Moskova'da Moskova'da oynamak istemediğini söylüyor ve milli takımda da Rus milli takımında da 39 maç 14 gollük bir performansı var ki 30 yaşındaki oyuncu için bayağı iyi bir bir rakam diyebiliriz. Fedor Smolov'u da söyledikten sonra şimdi iki oyuncudan bahsedeceğim. Yeni kurallara uyum sağlamak adına bu iki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'nin geri dönüş planı var. Ve ikisi de Fenerbahçe'nin altyapısından yetişiyor. Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı. Yasir Subaşı biliyorsunuz Kayseri Spor'daydı. Ramazan Civelek de Kasımpaşa'da. Ramazan Civelek Kanat oyuncusu oynarken sağ beke devşirilmişti, Yasir de ezelden bu yana sol bek oynayan bir oyuncu ve artık 24 yaşında her ikisi de. Ama altyapıdan yetiştikleri için yeni yabancı kuralıyla birlikte altyapıdan gelen oyuncuların oynatılması noktasında bu iki oyuncunun da alınması söz konusu olabilir. Zaten bir tanesinde 1 milyon liralık geri alma opsiyonu var. Yani Ramazanda bu opsiyon var. Dolayısıyla Ramazanı alacak. Yani böylece Fenerbahçe aslında e, yani bir güncelleme yapmış olacak. Ben bu videoda size gidecek gitmesi muhtemel oyuncuları da anlatmaya çalışacaktım ama süremiz biraz uzadı. Onu bir başka videoya bırakmak istiyorum ve e, Fenerbahçe'nin transfer gelişmelerini size özetlemeye çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve abone olmayı unutmayın diyorum. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşçakalın.